Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kısa bir süre önce duyurulan, ki dün duyuruldu arkadaşlar, onu da hemen belirtelim. Xiaomi'nin akıllı bilekliği olan Mi Band 6 ile bir önceki model Mi Band 5'in arasındaki farklara göz atacağız. Biliyorsunuz Xiaomi'nin en popüler ürünlerinden bir tanesi bu akıllı bileklik serisi. İşte 1, 2, 3, 4, 5 dedi ve şimdi 6. seriye kadar geldi bu seri. Özellikle böyle hani bileğe takılan hafif, küçük ve birçok egzersizi takip etmesiyle bilinen bir akıllı bileklik. Ve uzun yıllardır da hem Türkiye'de hem de dünyada satılıyor arkadaşlar bu akıllı bileklik. Ve Xiaomi dün Çin'de düzenlediği bir etkinlikle beraber bu ürünün de yenisini duyurdu. Yani artık Mi Band 6. sürüme geçmiş oldu. Peki Mi Band 6'nın özelliklerini biliyoruz diyelim ki. Ki zaten biraz sonra ben size bir tablo çıkaracağım. O tablodan da siz de görebileceksiniz. Ama peki Mi Band 6 ile bir önceki sürüm olan ve halen ülkemizde satılan Mi Band 5 arasında ne gibi farklar var? Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz arkadaşlar. Hem Mi Band 5'in özelliklerini yazdık hem de Mi Band 6'nın özelliklerini yazdık ve bunları yan yana koyduk. Şimdi bakalım adım adım gidelim. Ekran boyutundan başlıyoruz. Mi Band 5'in ekran boyutu 1.1 inç. Mi Band 6'da ise bu değer 1.56 inçe yükseltilmiş. Bu arada önemli bir detay söylemek istiyorum arkadaşlar. Ürünün boyutu çok fazla değişmemiş. Yani Xiaomi ne yapmış? Daha önce biraz daha bir çerçeve kalınlığı vardı bu ekranda. O çerçeve kalınlığını azaltıp cihazın boyutunu fazla değiştirmeden de daha büyük bir ekran üretmeyi başarmış. Bunun da altını çizelim. Yani 1.1 inç Mi Band 5 belki ama 1.56 inç olan Mi Band 6'da bu Mi Band 5'ten çok çok büyük değil. Onun altını özellikle belirtmek istiyorum. Devam edelim şimdi arkadaşlar tablomuzla. Ekran türüne bakacak olursak karşımıza ikisinde de AMOLED çıkıyor. Ekran çözünürlükleri de değişmiş. Tabii ki ekran boyutu değişince çözünürlük de beraberinde değişmiş oluyor. Mi Band 5'te bu değer 126'ya 294 piksel iken Mi Band 6'da 152'ye 486 piksele ulaşmış durumda. Gelelim spor modunun sayısına. Mi Band 5'te 11 tane spor modu varken takip edilebilen, Mi Band 6'da bu rakam 30'a çıkartılmış ki 2 katından daha fazla bir rakam olduğunu söyleyelim. Bu arada Mi Band 6'da bulunup Mi Band 5'te bulunmayan bir teknoloji daha var. O da otomatik egzersiz takibi. Biliyorsunuz akıllı saatlerde bulunan bir teknoloji bu ama akıllı bilekliklerin birçoğunda ne yazık ki bu teknoloji yer almıyordu. Mi Band 6 ile beraber artık Mi Band ailesinde de otomatik egzersiz takibi var. Ve Mi Band 6 ismindeki 6 ile belki benzer bir şekilde 6 tane farklı egzersizi otomatik olarak takip edebiliyor. Suya dayanıklık tarafına geldiğimizde her iki cihazın da 50 metre su altında kullanılabildiğini belirtelim. Her iki cihazda uyku, kalp ritmi ve stres takibi yapabiliyor. Manyetik şarj özelliği var ki ikisi de aynı aslında manyetik şarj sistemini kullanıyor arkadaşlar. Kadın sağlığı izleme özelliği var. Kadınların özel günlerini takip edebiliyor her iki saatte. Mi Band 6'da bulunan ama Mi Band 5'te bulunmayan bir özellik ise SpO2, yani kandaki oksijen miktarını ölçebilme. Mi Band 6 ile yeni bir özellik olarak geldi bu arkadaşlar. Mi Band 5'te ne yazık ki bulunmuyor. Uyku halindeyken nefes kalitesini takibi özelliği de yine Mi Band 6 ile geldi. Mi Band 5'te bulunmadığının altını çizelim. Önemli farklardan bir tanesi ise Mi Band 5'te tek bir sürüm bulunuyordu. Mi Band 6'da ise NFC özelliği bulunan ikinci bir sürümde yer alacak. NFC özelliği sayesinde mobil ödeme yapmak, işte kapıyı açmak gibi işlemleri arkadaşlar akıllı bileklik üzerinden de gerçekleştirebileceksiniz. Hatta Türkiye'de belki geçerli olmaz ama yurt dışında Çin'de veya başka ülkelerde otobüse binerken toplu taşımada da ödeme sistemi olarak bu akıllı bilekliği kullanmak mümkün olabilecek. Bluetooth sürümlerine bakacak olursak arkadaşlar her iki bileklikte Bluetooth 5.0 kullanıyor. Pil gücü ise her iki bilekliğinde 125 mAh olarak belirlenmiş. Pil ömürleri aynı, ikisi de 14 gün gidebiliyor arkadaşlar. Ağırlık olarak baktığımızda her iki cihaz arasında da ağırlık olarak bir fark olduğunu, Mi Band 6'nın da daha ağır olduğunu belirtelim arkadaşlar. Gelelim merak edilen konulardan bir tanesi fiyat meselesine. Biliyorsunuz Xiaomi'nin ürünleri ilk çıktıkları zaman fiyatları birazcık yüksek oluyor.
Benzer bir durum Mi Band 6'da için de geçerli. Yüksekten kastettiğim muadillerine göre bir yükseklikten bahsetmiyorum. Daha sonra göreceli olarak fiyat aşağıya iniyor. Mi Band 5 çıktığında da 300 lira civarında başlamıştı satışa Türkiye'de. Şimdiki fiyatı en azından biz bu videoyu çektiğimiz ve yayınladığımız tarihteki fiyatı 230 TL idi arkadaşlar. Mi Band 6'nın Türkiye fiyatı henüz belli değil. O yüzden kesin bir rakam söyleyemiyoruz ama yurt dışındaki fiyatının 35 dolar olduğunu söyleyelim. Normal sürümün, NFC sürümünün fiyatının ise 42 dolar olduğunu belirtelim. Bu arada Türkiye'ye NFC sürümü mü gelecek? Diğer normal sürümle beraber ikisi beraber mi satılacak? Yoksa sadece normal sürümü mü gelecek? Bu konuda net bir bilgimiz bulunmuyor. Türkiye fiyatının da benim kişisel fikrim 300 TL civarında, 330 TL, 320 TL civarında olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Peki son olarak belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Hangisini tercih etmeliyim? Tabii ki fiyat birazcık daha burada belirler etken olabilir ama fiyatı göz ardı edecek olursak tabii ki her zaman en son modeli almak daha avantajlı olacaktır sizin için. Ama benim bütçem fazla değil ve yakında da Mi Band 5 düşebilir fiyatı bu arada 6 çıktığı için arkadaşlar. Fiyat düştüğü için de örneğin 200 lira civarına falan gelirse Mi Band 5'in fiyatı Mi Band 5 ile tercih edilebilir. O da özellik anlamında hani çok çok büyük eksiklikler içermiyor Mi Band 6'ya göre. Ama takdir edersiniz ki Mi Band 6'nın özellikleri Mi Band 5'e göre daha da geliştirilmiş ve daha iyi bir noktaya taşınmış. Bu videoda sizlere Mi Band 6 ile Mi Band 5 arasındaki farkları anlatmaya çalıştık. Olur ya bizim gözümüzden kaçan, sizin merak ettiğiniz ve bizim değinmediğimiz bir konu varsa yorum olarak yazmayı bizlere unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, ki birçoğunuz abone değil biliyorum, takip ediyorum. Lütfen abone olursanız çok seviniriz. Gerekirse bildirimleri açın, gerekiyorsa videolarımızı da paylaşın. Bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.